Borsadaki son yükselişlerin gerçeklikten uzak olduğunu, bir tür balon etkisiyle şişirildiğini söylemek mümkün. Ancak bunu bir ekonomist üslubuyla vurgulamak gerekirse, şu anda yaşanan borsadaki yükselişin gerçek olmadığını net bir şekilde ifade etmek lazım. Neden mi? İşte size sebepler. 1. Temel ekonomik göstergelerle tutarsızlık. Borsadaki yükseliş, genellikle ekonomik göstergelerle uyumsuzdur. Gerçek ekonomik aktivitedeki düşüşe rağmen hisse senedi fiyatlarının artması, bu yükselişin sağlam bir temele dayanmadığını gösterir. 2. Spekülatif yatırımcıların etkisi. Bazı yatırımcılar, sadece kısa vadeli kar elde etmek amacıyla borsaya giriyorlar. Bu spekülatif yatırımcılar, fiyatları şişirerek yapay bir talep yaratıyorlar ve bu da borsadaki yükselişin gerçekçi olmadığını gösteriyor. Üçüncü olarak borsa İstanbul'da varlık balonu tehlikesi. Borsadaki aşırı yükseliş, bir varlık balonunun oluştuğu sinyallerini veriyor. Bu balon, en ufak bir kötü haber veya belirsizlik durumunda patlayabilir ve ciddi kayıplara neden olabilir. 4. Gelecek belirsizliği. Gelecek hakkında belirsizlikler devam ediyor, ekonomik krizler, jeopolitik gerilimler ve diğer faktörler, borsadaki yükselişin sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. En ufak bir olumsuz haber bile borsayı derin bir düşüşe sürükleyebilir. 5. olarak, kar gerçeklerine uymayan değerlemeler. Bazı şirketlerin hisse senedi fiyatları, gerçek kar potansiyellerini yansıtmıyor olabilir. Bu da borsadaki yükselişin temelsiz olduğunu ve gerçek değerlerle uyumsuz olduğunu gösteriyor. Bu nedenlerle, borsadaki son yükselişin sahte olduğunu ve en ufak kötü haberde borsanın çakılabileceğini iddia etmek yanlış olmaz. Net bir ekonomist üslubuyla ifade etmek gerekirse, borsadaki bu yükseliş balonunun ne zaman patlayacağı belirsiz olsa da, sağlam bir ekonomik temele dayanmayan bu yükselişin devam etmesi pek olası görünmüyor. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları ve borsadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri önemlidir. Potansiyel sonuçlar ve izlenecek stratejiler. 1. Balonun patlaması ve kayıplar. Eğer borsadaki balon patlarsa, yatırımcılar ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda, panik satışlarıyla birlikte borsada büyük çapta değer kayıpları yaşanabilir. 2. Risk yönetimi ve çeşitlendirme. Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirerek ve risklerini yöneterek bu belirsiz döneme hazırlıklı olmalılar. Daha güvenli limanlara yönelmek ve yüksek riskli varlıklardan kaçınmak önemlidir. 3. Güçlü şirketlerin avantajı. Belirsizlik dönemlerinde, güçlü bilançoya sahip ve sağlam temellere dayanan şirketlerin hisse senetleri daha az etkilenebilir. Yatırımcılar, bu tür şirketlere odaklanarak risklerini azaltabilirler. 4. Fırsatlar ve uzun vadeli yatırımlar. Borsadaki düşüşler, uzun vadeli yatırımcılar için fırsatlar sunabilir. Hisse senedi fiyatları gerçek değerlerinin altına düştüğünde, bu değerli fırsatları değerlendirmek önemlidir. 5. Bilgi ve araştırma. Yatırımcılar, piyasaları ve şirketleri yakından takip ederek bilinçli yatırım kararları almalılar. Temel analiz ve teknik analiz yöntemlerini kullanarak bilgi ve araştırmaya dayalı kararlar vermeleri önemlidir. 6. Hükümet müdahalesi ve reaksiyonlar. Hükümetlerin, borsadaki volatiliteyi azaltmak için müdahalede bulunabileceği beklenmelidir. Bu müdahaleler, piyasalarda güveni artırabilir ve yatırımcıların paniklemesini engelleyebilir. 7. Alternatif yatırım araçları. Borsadaki belirsizliklerden etkilenmek istemeyen yatırımcılar, alternatif yatırım araçlarına yönelebilirler. Gayrimenkul, tahviller, emtialar ve kripto para gibi varlık sınıfları, çeşitlendirme için alternatif seçenekler sunabilir. Bu dönemde, ifade etmek gerekirse, yatırımcıların temkinli olmaları ve kararlarını dikkatle düşünmeleri önemlidir. Borsadaki belirsizlikler ve potansiyel riskler, bilinçli ve stratejik bir yaklaşımı gerektirir. Yatırımcılar, piyasadaki gelişmeleri yakından takip ederek ve uzmanlardan tavsiye alarak doğru kararlar vermeye çalışmalıdırlar. Son zamanlarda, Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiaları gündemi sarsmaktadır. Piyasada belirli hisse senetlerinde yaşanan ani yükseliş ve düşüşler, yatırımcılar arasında endişe yaratmaktadır. Ancak, bu iddiaların gerçekçi mi yoksa spekülasyon mu olduğunu değerlendirmek için birçok faktörü göz önünde bulundurmak önemlidir. Manipülasyon, piyasalarda fiyatları yapay olarak değiştirme girişimlerini ifade eder. Bu,
genellikle belirli bir menfaati olan kişiler veya gruplar tarafından gerçekleştirilir. Ancak fiyat değişiklikleri bazen doğal piyasa koşullarından da kaynaklanabilir. Öncelikle belirli hisse senetlerinde yaşanan ani dalgalanmaların arkasında hangi faktörlerin olduğunu anlamak önemlidir. Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmaların bir kısmı küresel piyasalardaki gelişmelerden etkilenmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın politika değişiklikleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik veriler gibi faktörler, uluslararası piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir ve Borsa İstanbul'u da etkileyebilir. Bu tür dalgalanmaların manipülasyonla ilgisi olmayabilir ve doğal piyasa dinamiklerinden kaynaklanabilir. Ancak bazı durumlarda manipülasyon iddiaları ciddiye alınmalıdır. Piyasada büyük bir etkiye sahip olan bazı yatırımcılar veya kurumlar, fiyatları kendi lehlerine çevirmek için manipülatif taktikler kullanabilirler. Bu, yanlış bilgi yaymak, sahte alım-satım emirleri vermek veya piyasayı yanıltıcı işlemlerle etkilemek gibi yöntemleri içerebilir. Bu tür durumlarda, regülatörlerin ve otoritelerin piyasayı yakından izlemesi ve gerekli önlemleri alması önemlidir. Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarını değerlendirirken, objektif verilere dayanmak önemlidir. Teknik analiz, işlem hacmi ve haber akışı gibi faktörler, piyasadaki hareketliliği anlamak için kullanılabilir. Ayrıca, regülatörlerin soruşturması ve denetimi, herhangi bir manipülasyonun varlığını belirlemek için önemlidir. Sonuç olarak, Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiaları ciddiye alınmalı. Ancak aynı zamanda spekülasyonlardan da kaçınılmalıdır. Objektif verilere dayanarak piyasadaki dalgalanmaların gerçek nedenlerini anlamak önemlidir. Regülatörlerin etkin bir denetimi ve yatırımcıların dikkatli olması, sağlıklı bir piyasa ortamının korunmasına yardımcı olabilir.